Finishing ekibinin hazırlayıp sunduğu NBA programı Triple Double'a hepiniz hoş geldiniz değerli basketbol severler. NBA finalleri 3. maçının ardından sizlerle birlikteyiz. Bir sürpriz yaşandı, bir mucize yaşandı diyebilir miyiz Oral abi? Sana önce başlayayım. Yani mucize diyebilir miyiz? Aslında evet, hani bazen çok sürpriz galibiyetler için biz aramıza deriz ya abi, 9 gezegenin hizaya girmesi metaforu. Evet. Hani oradan yola çıkacak olursak ya en az 5-6 gezegen bir hizaya girdi ve galibiyet geldi diyebiliriz ya. İkinci maçtan sonra konuşmuştuk abi seni zaten. İkinci maçı da konuştuktan sonra Dragic ve Adebayo'nun olmadığının ne kadar etkilenir, olmayışının ne kadar etkilediğini Miami'yi ve üçüncü maçta da olup olmayacakları soru işaretiydi. Üçüncü maçta da oynamadılar fakat Miami Heat bence destansı bir galibiyet aldı ve 115-104'lük bir skorla Los Angeles Lakers'ı mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi. Burada aslında yani çok fazla şey de konuşabiliriz ama ilk etapta konuşmamız gereken tek bir adam var, tek bir isyankar var orada. yani siz, ben tek siz hepiniz modunu açmış bir Jimmy Butler var. 40 sayı, 11 rebound, 13 asistlik bir triple-double performansı var ki sadece hani şey deriz ya her zaman, istatistik kağıdına bakarsın, evet belli bir veri görürsün ama kağıtta gözükmeyen şeyler çok önemlidir. LeBron'da genelde bu çok kullanılır. Yani Jimmy Butler'ın da o saha içinde gösterdiği liderlik, savunmadaki o yüksek konsantrasyonu, takımı yukarı çekmesi, LeBron'la olan trash talk'u ağızdalaşı, başınız bugün belada demesi o ilk çeyreğin sonunda. Onların üzerine bir de istatistik kağıdının her yerini dolduran performans hakkında bilmiyorum abi, kitap falan yazılır yani bu maç özelinde bence. Ya şimdi tabii Jimmy Butler zaten tartışmasız maçın kahramanı. Ancak maçın başından itibaren hani oyunu bir düşünecek olursak Miami gerçekten işte çeyreğe iyi başladı. Belli bir fark açtı. Aa dedik, 8 sayı fark açtı. Acaba yani bugün olur mu falan diye düşünürken hemen çeyrek sonunda dikkat etsen fark 3'e indi. Sürekli böyle bir Miami küçük bir atak yapıyor ama hiç kimsenin izleyen hiç kimsenin bence Miami'nin kadro kalitesine ve becerisine Lakers'a karşı çok da güveni olduğunu düşünmüyorum. Hani ben maçı izlerken sürekli şey halindeydim. Abi birazdan LeBron devreye girecek. Anthony Davis birazdan başlar. İşte bir üst üste 10 sayı atar, fark kapanır, öne geçer ve bir daha geri bakmazlar gibi bir ruh halindeydik. Hani aradaki kadro kalitesinin, seviye farkının ilk iki maç sonunda bize gösterdiği şey hani Lakers'ın bir şekilde geriye düşse bile Miami'yi geçebileceği intibasını bize vermişti. Hani ben maçı izlerken hep o psikolojide izledim ama şu var. Hani Miami'nin çaylakları Robinson, Tyler Hero da dahil olmak üzere bütün rol oyuncuları artık buradan daha fazla düşülemeyeceğinin, son noktada olduklarının ve bir şekilde daha ileri çıkmaları gerektiğinin farkına varmışlardı. Bu çok önemliydi. Hani evet, Jimmy Butler müthiş oynadı. Acayip yönetti. Çok büyük bir karakter ortaya koydu ve zaten hepimiz NBA'yi izlerken ya da spor müsabakalarını izlerken en çok bu ortaya koyulan winner karakterden, o ortaya koyulan yürekten, ben bugün buraya kazanmaya geldim içgüdüsünden ve bunun insanlara yansımasından keyif alırız. Jimmy Butler bunu kusursuz şekilde ortaya koydu. Ya yani maç içinde nerede, ne zaman, ne gerekse çok iyi yaptı. Hem savunmada LeBron'u çok agresif savundu. Hem Anthony Davis'e Jimmy Crowder'la beraber yeri geldiğinde çok iyi ikili sıkıştırmalarda bulundu. Hücumda hep mismatch-up kovaladı. Hep böyle screen'den adamını alıp mismatch-up'ları bulup fazla da şutları zorlamadan dikkat etsen abi hep içeri drive ederek garanti sayıları kovaladı. Ayzo oynadı. Sürekli Ayzo üzerinden değerlendirdi. Aynen. Aynen. Ve hiç de böyle el üstünden fadeaway falan aman aman çok zorlamadı. Yani fadeaway'lerini de çok kısa mesafe içinde attı. Yani serbest atış mesafesinden daha kısa mesafelerde hep böyle tam çember karşısından en konforlu alanlardan en zorlu şutları deneyerek çok garantici oynadı. Çok akıllı oynadı. Zaten bütün gün böyle topu bana verin havasındaydı. Hani tabii performans olarak birebir bunu aynı saymak çok mantıklı değil ama ruh hali olarak mesela Kobe Bryant'ın 81 sayılık maçı gibiydi. Hani bana verin topu, ben oynayacağım ruh hali. Abi bunlar çok büyük performanslar ve böyle şeylere şahit olduğumuzda hepimiz hep mutlu oluyoruz. Hani maç sonrası istatistiklerde şimdi yayından önce konuşuyorduk seninle. NBA finalleri tarihinde 40 sayı üstü performansla triple-double yapan 3 oyuncudan birisi. Biri Jerry West. Çok eski zamanlar tabii, yani şimdi onları izlemediğimiz için bir şey de demek istemiyorum. Buna ek olarak
LeBron James 2015 mesela abi her fırsatta överiz. Hani ben de podcastlerde de hep söylerim. Hani LeBron James'in 2015'i benim için zirve finalleri. Abi Jimmy Butler yani bu kulübe giren emsalsiz bir iş yapmış oluyor abi. Yani oyun boyunca çok devamlılık açısından çok iyiydi Jimmy Butler. Ona Tyler Hero çok iyi katkıda bulundu. O sonda şimdi hemen bütün gün capslere ve mimlere giren o Tyler Hero'nun bir yüz hali var. Son Rondo'nun üzerinden attığı basket faalden sonra. Hani o da aslında işaretine çok benziyorsun. Aynen böyle hafif yamuk ağız. Ondan sonra oyun içinde ikinci komutan olarak Goran Dragic'in bazı görevlerini gerçek anlamda alabilmesi çok kıymetli abi. Zaten uzun vadeli kariyer olarak Dragic hani sonuçta yaş olarak Hero'ya göre 10-12 yaş ileride bir oyuncu. O Miami'de olmayacağı günlerde o işleri Tyler Hero'nun yapabileceğini gördük. Miami için uzun vadede de çok güzel çıkarımlar söz konusuydu. Duncan Robinson biraz daha iyi günündeydi. Abi bir de bir önceki maçta da oynadığında şaşırmıştık. Meyers Leonard. Abi adam maça 3 sayıyla falan başladığında hani gerçekten beni gülme tuttu. Hiç beklenmedik bir iş. Yine bir Eric Spoelstra'nın şapkadan tavşan çıkarma olayı ve onun fizikli bir şekilde oyunda olması Bam Adebayo'nun olmadığı bir günde takımın fizik eksiğini kapattı. Olduğu her dakika dikkat ettiysen Dwight Howard'la ya da Anthony Davis'le her birebirde kaldığında fizik olarak bir ezilmeme şansı yarattı. Abi bu da çok önemli çünkü. Dwight Howard yine oyun small ball'a döndüğü için fazla oyunda değildi. Zaten Davis'e çok ikili sıkıştırmalar geldi. Hani buradan da Lakers neden kaybettiği girelim. Hani en önemli zaten herkesin dikkat ettiği şey Anthony Davis'in 15 sayıydı değil mi abi maçı bitirdiği? 15 sayı. 15 sayı. 15 sayı, 5 rebound, 3 asist. Yani Anthony Davis için facia. Ama şu var. Hani Anthony Davis'i Miami Heat hani vatanı savunur gibi savundu. Yani ben böyle bir adanmış savunma görmedim. Hani şey diyorduk. Ya LeBron'u ya da Anthony Davis'i ikili sıkıştırmaya tabi tutmak zorundasınız. İkisini birden yaptığınızda çok büyük defekler, çok büyük arızalar yaşıyorsunuz. Abi Davis'i müthiş, müthiş kapattılar. Hani bazı internette postlarda işte Twitter'larda vesaire tweetlerde şey var hani LeBron Davis'i bilerek mi pasifize etti falan gibi. Hani ben öyle bir şey olduğunu da çok düşünmüyorum. Sonuçta zaten Davis topu hiçbir zaman elinde alıp oyuna hükmeden oyuncu olmadı. Ama işte iyi gününde zaten onu tutamıyorsunuz abi. Sonuçta hiçbir zaman oyun kurucu değildi. Hiçbir zaman oyun alıp yok hiç gibi potaya karşı tarafa topu sürüp de ben bunu böyle yapacağım diyen bir oyuncu değil Davis. Yani kötü günündeydi. Net bunu kabul etmek lazım. Tabii onu kötüleştiren şey Miami'nin özellikle Jay Crowder vasıtasıyla çok iyi savunması oldu. Ben yine savunmada Kelly Olynyk'i falan hiç beğenmiyorum. Hani sonlarda görmüşsündür. LeBron'un böyle evlere şenlik bir boş turnikesi vardı. Yani Jimmy Butler geçti. Kelly Olynyk bakıyor böyle. Abi adam senin sağından geçiyor. Sen niye sol tarafa gidiyorsun? Ya kafalar bambaşka Kelly Olynyk'te. Yine savunmada çok büyük arızalar verse bile onun da belli hücum katkıları var. Bam Adebayo'nun olmadığı bu dönemde mutlaka Kelly Olynyk'in hücumdan atacağı her ekstra sayıya çaresizce ihtiyacı var Miami'nin. Dolayısıyla onun savunma eksiklerini ikili sıkıştırmalarda özellikle Jay Crowder'da çok iyi kapattılar. Miami'de yoksa şöyle deriz biz hep, LeBron ve Anthony Davis zaten belli bir ortalamada oynuyor. Ona ne zaman rol oyuncuları katkıda bulunsa maç gelir. Bugün Anthony Davis'in olmadığı günde abi Kuzma acayip attı abi. Yani hiç beklemiyordum. Kyle Kuzma en iyi zaten finallerdeki en iyi maçını oynadı. Hani bana şey gibi geliyordu. Abi adam ne atsa sokuyor. Hali %50 ile üçlük soktu Kuzma. Bununla birlikte bir de araya girdim abi kusura bakma. Markif Morris de %45 ile attı. O da onu diyecektim 19 abi. Sayı. Çok iyi katkı. Onun dışında fecaat şut attılar. Yani artık Kentavis, Caldwell Pope'u ve Danny Green'i çok saymamak da istemiyorum ama tuğlaları dizmeye, bir rezidans dikmeye kararlı gibiler yani. Tabii canım. Yani KCP yine şey, özellikle Jimmy Butler'da savunmada çok yoruldu. Onu savunmaya çalışırken o mismatch up'larda Butler onun üzerine çok gitti. Savunmada çok yük çektiği için hani bir yerde Kentavis, Caldwell Pope'u savunmada yıpranması sebebiyle hücumda bugün yeter kadar iyi olmamakta hani
Suçlayamayız çünkü o belli bir mazeretle bugün o durumdaydı. Kuzma dediğim gibi abi 19 sayı çok verimli 19 sayı. Morris aynı şekilde yani en iyi maçlarından birisini oynadı Lakers'ta bugüne kadar. Toplam bu iki oyuncudan ekstra 38 sayı bulmalarına rağmen Lakers bu maçı kazanamıyorsa ki bu bizim hep söylediğimiz LeBron Davis üstüne bench katkısı tam olarak böyle bir şey. Bench'ten 38 sayı sadece iki oyuncudan iyi bir yüzdeyle buluyorsunuz ama kazanamıyorsunuz. İşte burada belli ki koç Eric Spoelstra mutlaka LeBron'u mu durdurmalıyım, Davis'i mi durdurmalıyım kısmında kartlarını Davis'ten yana oynadı ve burada işin bir de LeBron kısmı var. LeBron James de maça sanki yeteri kadar damga vurmadı. Yani biz onu hep sayılardan bağımsız oyun içi tavrıyla değerlendiriyoruz. Hani bir önceki maçta 33 sayı attı, bugün daha az sayı attı diye oyuna damga vurmamak değil. Mesela maçın sonlarında clutch time'da gerçekten kötü bir LeBron izledik. Hani steps'ler olsun, kaçırdığı şutlar olsun. Yani çok acayipti. LeBron'un kariyerinde genel olarak üstüne yapışan clutch time'da o kadar da iyi değil eleştirilerinin temeli olan bir gün, bir maç daha izledik. Yoksa oyun genelinde tabii ki LeBron komutan olarak maçı hep dengede tuttu, iyi götürdü ama abi bazı günler işte öyle oyuncular, öyle yıldızlar, öyle işler yapıyor ki o gün onların günü oluyor. Jimmy Butler da böyle bir gün sahibi oldu. Bu tarz performansları finaller boyunca devam ettirebilirse bundan sonra bence Robinlikten Batman'liğe önümüzdeki yıl geçebilir de. Yani ben onu hep bir Robin olarak görüyorum. Bam Adebayo ile beraber. Ama çok büyük karakter koydu. Çok özel bir maçtı gerçekten. Tyler Hero aynı şekilde dediğim gibi Dragic'e çok iyi bir ikame olacak şekilde oynadı. Yani Hero'nun olayı sadece çok güvenli şekilde eline gelen 3 sayıları atması değil abi. Goran Dragic'in eksikliğini mutlaka bir delici rolüyle kompanse etmek zorunda. Bir şekilde bir ikame bulmak zorundaydı. Heat bunu buldu. Dediğim gibi Meyers Leonard'ın ortaya koyduğu fiziksel destek katkısı çok önemliydi. Bir de Duncan Robinson'ın o üzerindeki o ataleti, o toprağa o pası sanki bugün biraz daha attı. İyi günündeydi. Bam Adebayo bakalım. Oynayacak deniyordu, oynamadı. Dördüncü maça daha sağlıklı bir şekilde dönerse fena. İşler değişebilir. Ben de şey diyeyim ama Tyler Hero'dan girmek gerekirse oradan ve başlayayım diyorum. Ya şimdi Tyler Hero maçı çok iyi başlamadı. Benim için önemli olan kısım da buydu zaten. Maça iyi başlamamış 2000 doğumlu bir basketbolcunun NBA finallerinde oradan geri gelip o karakteri gösterip de maç sonunda clutch time'larda bu kadar sorumluluk alabilecek düzeyde bir basketbol oynaması benim açımdan çok önemliydi. Bu Tyler Hero'nun yalnızca yetenek skalası olarak değil, karakter anlamında da ne kadar üst düzeyde bir basketbolcu olabileceğini bence bize gösteriyor. Yani olayı tabii ki genel hatlarıyla kesinlikle Jimmy Butler üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Kaan abinin hep, Kaan Kural'ın çok meşhur söylemleri vardı. Trans haline geçmek diyor. Senin de bahsettiğin Kobe'nin 81 attığı Toronto maçı gibi. Yani dün o şekildeydi ve yani bu durumun yetenekli neredeyse hemen hemen hiç alakası olmadığını bile söyleyebiliriz benim adıma. Çünkü hani çok daha yetenekli adamlar seyrettik. İşte Tracy McGrady gibi, Vince Carter gibi, ne bileyim John Wall gibi, Kyrie Irving gibi ama hani basketbol oynayanlar da söylediğimi anlayacaktır. Parke üzerine yürek koymak, karakter koymak yetenekle değil, tamamen mental sağlıkla, mental yapıyla alakalı bir durum ki Jimmy Butler'ın o Minnesota dönemlerinde biliyorsun yanında oynadığı Sünger Bob karakterli arkadaşlarla o kadar çıldırıyordu ki ya böyle bench rotasyonun en dibindeki adamlarla falan şey antrenman maçında bunları tokatlıyordu yani bu mental yapıyla. Bunu söylemek gerekiyor. Bir de maç başında abi bilmiyorum şey yaptım mı ama ben bir hissettim gibi LeBron ve Anthony Davis ilk 7 dakikada 8 top kaybı yaptı. Yani LeBron Allah'ım diyorum bu LeBron James mi yoksa hani Barış Ermiş'i mi seyrediyorum ben dedim yani bu oyun kurulumunda o topları öyle mi atarsın ne yapıyorsun neredesin diyorum hani Anthony Davis ilk 8 dakika bakıyorum 0 sayı LeBron ilk 2 maç toplam 3 top kaybı yapmış bu maça girerken 5 dakikada 4 top kaybı falan yapıyor inanılmaz hücum hataları hatalı yürümeler yani bir hafiften sanki bir ön izlenim gibi vermişti ilk çeyrek bize gibi düşünüyorum ben sanki. Ha, bununla birlikte de de şöyle bir durum söz konusu. Yani Anthony Davis işte 15 sayıyla tamamladığı işi ama ya hiç oyuna giremedi. Yani hiç giremedi. Onun oyuna girmeyişi de zaten Lakers hücum gücünü neredeyse %40 azaltıyor. Burada bir de Miami Heat'in yine alan savunmasına
hafiften bir sözü getirmek lazım. Pota altını 4 kişiyle kapattıklarını falan gördüm ben bir ara. Yani o köşe şütörleri tutan adamları bile ortaya getirip hafiften bir metrobüs şeyine, ortamına dönüştürdüler oraya açıkçası. Benim düşüncem çok şeydi yani, inanılmaz kalabalıktı o bölüm. Ve pota altını bu kadar kapatıp o şütörleri riske etmek de bence kesinlikle alınması gereken, alınacağı zaman alınması gereken. Çünkü zaten hani risk etmesen de yenileceksin muhtemelen diye düşünüyordur Alex Postra. Risk etsen de bir şekilde bu duruma gelecektir. Riske ederek kaybedeyim dedi ve o riskin sonuçlarını aldı ama hani burada herkesi, Kelly Olynyk de seninle bir önceki maçta biraz fikir ayrılığına düşmüş. Ben Olynyk'i biraz beğendim, sen savunmada evet çok aksıyor, o konuda hemfikirim, çok aksıyor demiştin. Yani burada da yine savunmada bazı dediğim gibi boş turnikelere sebebiyet verdiği var, vermişliği var kendisinin. Ama yine hücumdaki katkısını da ben beğendim. Drag için değil de Bam Adebayo'nun dönme ihtimalinin biraz daha yüksek olduğunu söylüyor bütün basın şu an, ESPN'de başta olmak üzere. Onun dönmesiyle beraber sonraki maçlar için seride ben biraz sertleşme bekliyorum açıkçası. O sertliği, o evet beyler hani bu sıradan bir maç değil, artık NBA finallerindeyiz modunu bütün basketbolcuların, sadece Miami Heat adına değil Lakers'ın o sertlik dozajı konusunda "aa bakarız ederiz" diyen Kyle Kuzma gibi adamların da artık o moda girmesini, ki bu maçta gerçekten senin de söylediğin gibi %50 ile üçlük attı ve Lakers'ı oyun içinde tutma anlamında bu verdiği katkı çok önemliydi. İlk çeyrekte girdiği andan itibaren yüksek düzeyde bir katkıda bulundu kendisi Markif Morris'le birlikte. Onların da biraz daha yükseleceğini düşünüyorum ben abi. Yani bundan sonra eğer Bam Adebayo da dönerse olay bambaşka bir boyuta gelebilir ama skor tahminim baki 4-2 Lakers devam. Yani şöyle 4-2 olursa zaten ya bu şartlarda Miami bu eksiklere rağmen seriyi 4-2 ile kapatırsa zaten yani galiptir bu yolla mağlup diye bir tabir var ya bizde. Yani hani Miami gerçekten tabii ki Lakers şampiyon sayacağız, takdir edeceğiz ve bunu saygı duyacağız. Bunu hak ettiklerini de söyleyeceğiz. Sonuçta finallere gelene kadar yürünen yolun kendisi zaten esas. Ama Miami'de gerçekten kaybetmiş sayacağımız bir takım hiç olmaz. 4-2 muazzam olur. Koç Spoelstra burada çok iyi işler yaptı şu ana kadar. Bu Anthony Davis'in ikili üçlü sıkıştırma yemeleri, acayip ciddi savunma yemesi. Hani biraz koç Frank Vogel'ın gerekirse Dwight Howard'ı oyun alıp Davis'i dışarıdan oynatıp bir şekilde ona bir özgürlük sağlaması ile çözülmesi gerekecek bir durum. Bir de Rajon Rondo bugün biliyorsun o ya çok iyidir ya çok kötüdür. Bugün de kötü günündeydi. Onun devreye mutlaka yine gireceği zamanlar olacaktır. 2-1'den ben Lakers'ın seriyi vereceğini ben de düşünmüyorum. Ama Bam Adebayo'nun oyuna girecek olması rotasyonda bir kere çok büyük fayda sağlayacak. Yani ben onun biraz da ürkek oynayacağını düşünüyorum. Yani sakatlık sebebiyle geri döndüğünden o ilk maçta üzerinde o korkuyu atabilir mi bilmiyorum. Mutlaka çünkü o psikoloji olur oyuncularda. İşte ayak bacak sakatlıklarında aynı basmaları da korkarak yapma gibi. Omuz sakatta kendisi mutlaka sakınacak. Göreceğiz ama bir şekilde Miami kendi rotasyonu ve oyun planını bir şekilde Koç Spoelstra'nın maharetiyle bulmuş gibi gözüküyor. Myers Leonard fizik olarak bir kere oyun daha çok içinde. Kelly Olynyk'e daha çok set çiziyorlar. Hani Iguodala da biraz standardını yükseltirse sonraki maçlar içinde Miami gerçekten bir maç daha kazanabilir. Ama sıradaki maça ben LeBron'un patlayıcı olağanüstü bir tepki vereceğini düşünüyorum. Çünkü Jimmy Butler'ın trash talkları abi çok eziciydi. Yani biraz fenaydı. Kral o işleri pek affetmez gibime geliyor. Zaten maçın sonunu beklemeden gitti maçı terk etti. O da bayağı su kaldırdı mevzu olarak. Maç bittiğinden bu yana yaklaşık 8-9 saat oldu. Bayağı internette bunun muhabbetleri dönüyor. LeBron'un inanılmaz şekilde geri döneceğini düşünüyorum. Davis de aynı şekilde bu bir kazaydı gözüyle bakabilirse duruma ve geri dönerse bir sonraki maç bence çok çok büyük ihtimalle Lakers galibiyetiyle sonuçlanacaktır. Çünkü Frank Vogel da ortaya çıkan sorunları çözme konusunda Spoelstra kadar olmasa da belli bir seviyede usta bir koç. Ya ben de LeBron'un bu tür aşağılamalara tabiri caizse çok gelebilecek bir adam olduğunu düşünmüyorum ve hani 40-15-15 falan bile görebiliriz LeBron'dan böyle teorik olarak baktığımız zaman. Keza ilk finalleri olması sebebiyle Anthony Davis'in de buna
bir tepki verebileceğini ve eğer senin de söylediğin gibi hani Davis'i 4 numaraya çekip en azından dışarıda oynatıp o metrobüs gibi kalabalık olan boyalı alanı bir şekilde ne bileyim Dwight Howard'da falan onunla boğuşturup o şekilde bir aksiyon alıp Davis'in dış şutuna da güvenebilir ki yani Kyle Kuzma da çok istikrarsız bir şutördür son maçta yatmasına rağmen. Bütün şutörleri neredeyse istikrarsız. Bir tek Danny en Green çok istikrarlı istikrarsız. abi. Sürekli Danny Green kaçırıyor çok yani. istikrarlı. Hep kaçırıyor. Onda hiç sıkıntı yok. Onu diyecektim ben de. O çok istikrarlı bir tek. 3'te 10 atıyor. 2'de 9 atıyor. Değiştiriyor. 9'da 2 atıyor pardon. 10'da 2, 10'da 3 atıyor. Değiştiriyor sürekli. Yani onu dışarıda tutup da bir çözüm yolu getirebilir. Hani dediğim gibi az önce de 4-2 benim seri tahminim devam ediyor. Onda bir değişiklik yok. Ama Miami Heat'in bir maç kazanması dahi bu eksiklerle birlikte onların ne kadar büyük bir karaktere, ne kadar büyük bir yüreğe sahip bir takım olduğunu bize çok önemli bir şekilde gösterecektir diye düşünüyorum. Abi ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim abi. Dördüncü maçtan sonra tekrar seninle bu yorumları bakalım nasıl revize edeceğiz, nasıl tekrar Görev güncelleyeceğiz başındayız. göreceğiz. Aynen öyle. Finishing ekibinin Zeb sunduğu NBA programı Triple Double'ın bu hafta da sonuna geldik değerli basketbol severler. Finaller serisi dördüncü maçının ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. O zamana dek herkese sağlıklı günler dileyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.